Ben o zaman izleyicilerimizi yine çok fazla bekletmek istemiyorum. Sayın Müdürümüze yaş gruplarına göre aşılama oranlarını sormuştum. Orada bir sesli ufak bir kesilme olmuştu. Sayın Müdürüm, o sorumla evet. Başlayayım. Sonra Hakan Hocamıza geçelim tekrar. Şimdi özellikle teşekkür ediyorum. Yine yankı yapıyorum da bilesiniz. Şimdi yaş grupları dedik, 65 yaş üzeri, 90%, %95 civarında bir aşılama yaptık. 65 yaş altı grupta ise daha düşük, %78'lerde bir aşılama, tam aşılama yaptık. Tabii bu yaş grupları olarak özellikle 30 yaş altı grupta daha düşük. Sayın Bakanımız da bu akşam açıkladılar. Türkiye'de de 30 yaş altı grupta aşılama oranı daha düşük. Evet, teknik arıza devam ediyoruz. Hocam, Sayın Müdürüm, sesiniz geliyor. Kesildi ama şu anda geliyor efendim. Ses geliyor da yankıya konuşmamı çok etkiliyor. Evet, Hakan Hocam. Sayın Müdürüm, Sayın biraz Müdürüm, yankı, biraz var, yankı evet. Şimdi Barış Bey, sizden ricamız olacak. Acaba siz şeyi biraz kısabilir misiniz? Sesi, tabii. Sesi. Bu sefer ben deneyeyim. Biz her türlü şeyi yaptık. Yer değiştirdik evet. Sayın Hocam. Evet, ben sesi oldukça kıstım. Sayın Müdürüm. Evet, yankı yine var ama o kadar çok yok. Evet, ben özellikle teşekkürle başladım. Ordu halkına, ordu sağlık çalışanlarına teşekkür özellikle ederek başladım. Yaş grupları olarak da 30 yaş altı grup. Şu an itibariyle vakanın en yoğun görüldüğü, aşılamanın en düşük olduğu yaş grubu 30 yaş altı grup. Sesim geliyor mu? Evet, geliyor. Çok net müdürüm. Çok net geliyor evet. Sesiniz. Yankı da yok. Ya bizim 30 yaş altı grupta bu anlamda ordu olarak daha çok ya da Türkiye olarak daha çok çalışmamız, daha çok anlatmamız, daha çok duyarlı hale gelmemiz gerekiyor. Özellikle bunu aşılamada yaş grupları bizim için önemli dememin sebebi bu. Sayın Müdürüm, 30 yaş altına ulaşmakta neden sıkıntı yaşanıyor sizce? Şimdi 30 yaş altına ulaşmakta neden sıkıntı yaşanıyor? Bunu 30 yaş altı grubu da kendi içerisinde sınıflamak lazım. 19 yaş, 19-12 yaş 19-25 yaş, 25-30 yaş ya da 35 yaş diye ayırmak lazım. Bu yaş gruplarında özellikle genç popülasyonda 20 yaş altı popülasyonda gençlerde aşıya karşı bir kayıtsızlık demeyeyim de yani aşı çok fazla bizde hastalık semptomu yapmıyor, belirti vermiyor. Biz bir grip gibi, bir basit nezle gibi bunu yakalanıp geçireceğine inanıyor bizim gençlerimiz ağırlıklı olarak. Baktığınız zaman ilk planda gerçekten bu pandemi süresince hep çocuklarda semptom vermiyor anlayışı hep hakim oldu. Bu yaygın bir anlayıştı. Bu anlayışın devamı tezahürü şeklinde diyebilirim çok rahat. Ve bu şekilde gençler gençliğine güvendiği için aşı olmamayı tercih ediyorlar. Ama şunu da özellikle söylemekte fayda var. Bu son dönemde özellikle artık geçen yıl okulların tatil edilmesi, gençlerin evler kapalı ortamlarda kalması
Ve her ne olursa olsun bizim gençlerimiz artık okullar açılsın, biz okullara gitmek istiyoruz dedikten sonra ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Bilim Kurulu'nun iradelerinden sonra da okulların açılmasıyla beraber ve öğrencilerimizin de aşıya peyderpey teveccühü de arttı aslında. Yani şu anda bizim gençlerimiz, çocuklarımız aşılama noktasında çok kötü değiller. Ama bizim istediğimiz bağışıklamanın oluşabilmesi için, toplu bağışıklamanın oluşabilmesi için hastalarımızın özellikle dezavantajlı grup dediğimiz grubun hasta olup hastaneye düşmemesi için gençlerimizin mutlaka taşıyıcı pozisyonuna ya da hasta olma vaka pozisyonuna çıkması için aşılanması gerektiğini özellikle salık veriyoruz. O yüzden bizim gençlere daha çok zaman ayırmamız gerektiğini düşünüyorum. Gençlerin de bu bilgilenmeden mahrum edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bizim bu yanlış anlayışı, yani özellikle şu anda en fazla gördüğüm gençlerde bize bir şey olmaz anlayışının, kendilerine bir şey olmasa bile etrafında sevdiklerine bir şeyler olabileceğini anlatmamız gerektiğini düşünüyorum ve bunu anlattığımız zaman da gençlerin aşılanacağını, aşı olmak istediklerini gördük ve görüyoruz da. Evet. Sayın Müdürüm çok zaten, teşekkür ediyorum. Zaten evet. Ordunun öne çıkmasının sırrı da bu. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sizinle kısa bir es verelim. Hakan Hocam'a dönelim. Hakan Hocam'a sorumu sormuştum ama yine tekrar etmek istiyorum. Çünkü sohbetimiz yarım kaldı. Belki de Sayın Müdürümüzün gençlerle ilgili söyleminden sizin konunuza döneceğiz. Gebelikte COVID-19 aşısı çok büyük çekinceler var. Bu akşam bile ulusal kanallarda konuyla ilgili haberleri çok sıkça görüyoruz. Gebelikte COVID-19 aşısı güvenli midir, etkili midir, yaptırmak gerekir mi? Öncelikle bu soru için teşekkür ediyorum. Hepiniz biliyorsunuz pandeminin başından itibaren konuşulan özellikli gruplar vardı. Gebelik de bu özellikli gruplardan biri. Tıpkı çocuklar gibi, tıpkı efendim yeni doğanlar gibi ifade edebilirim. Şimdi gelinen bu noktada edinilen bilgilere göre özellikle gebelik COVID-19 enfeksiyonu için risk faktörü oluşturuyor. Bu cümleyi açarsak şunu demeye çalışıyorum. Gebe olan bir kadın aynı yaşta gebe olmayan bir kadınla karşılaştırıldığında özellikle COVID-19 enfeksiyonu daha ağır geçiriyor. Bu noktada aşılamanın önemi bu noktada aslında ortaya çıkıyor. Pandeminin başında gebelikte özellikle bu enfeksiyonun nasıl seyredeceğini, acaba gebe olmayanlarla karşılaştırıldığında daha ağır mı, daha hafif mi seyredeceğini bilmiyorduk. Ama gelinen bir noktada güncel bilgiler ışığında gebelik risk faktörü oluşturuyor ve ciddi problemlere neden oluyor. Bunu zaten biz reel hayatta görüyoruz. Yani gün geçmiyor ki her hafta, her gün bir COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakımda işte gebelerle ilgili yapılan bu kamu spotları ya da gebelerin vefatını duyuyoruz ve görüyoruz. Yaklaşık 1/1000 ila 1/8 arası gebeler maalesef COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle kaybediliyorlar. Durum böyleyken, bu hastalığın bir tedavisi yokken aşılama özellikle gebelikte bu noktada çok önemli. Çünkü aşılanan bireyler, özellikle gebeler bu enfeksiyonu daha hafif geçiriyorlar. Yoğun bakıma yatma ihtimalleri azalıyor, ölme ihtimalleri azalıyor. Ve gebelikle ilgili yapılan çalışmalar özellikle Dünya Sağlık Örgütü, CDC ve bizim Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu biliyorsunuz. Gebelikte bu aşıların güvenli olduğu, bu aşıların etkili olduğunu deklare ettiler. Bununla ilgili güncel veriler ve bilgiler paylaşıldı. Biz de daha önce, bundan bir ay önce özellikle gebeliğin ilk 12 haftası dışında, yani 12 hafta ve üzerindeki haftalarda aşı öneriyorken yeni güncel bilgiler ışığında gebeliğin her haftasında biz COVID-19 aşısını öneriyoruz. Özellikle en az 2 doz aşıyı öneriyoruz. Gebe kalacak olanlar, loğusalar, emzirenler, bunlar da aynı gebeler gibi, tıpkı gebeler gibi bu aşıları yaptırmaları gerekiyor.
ve aşının da güvenilirlik ve etkinlik bilgileri ve belgeleri her yerde mevcut. İstenildiği takdirde ulaşılabilir. Şimdi biraz bu pandemide gebelerle ilgili duruma şöyle biraz daha geniş bakacak olursak, gebeler aslında gebe olmayanlarla aynı semptomları gösteriyor, aynı bulguları gösteriyor. Yani bir üst solunum yolu enfeksiyonu, sonrasında bir pnömoni dediğimiz akciğer enfeksiyonu, sonrasında işte yoğun bakım süreçleri vesaire. Ama birçok gebe de asemptomatik geçiriyor. Bu anneyle ilgili durumlar mevcutken bu şekilde, bir de gebe olduğu için birey, bebekle ilgili problemler de var. Yani gebeliğin getirdiği bir takım ekstra problemler de oluyor COVID-19 nedeniyle. Özellikle büyük bir toplum sağlığı problemi, biliyorsunuz erken doğum bu bireylerde, özellikle COVID-19 enfeksiyonu geçirmiş gebelerde artıyor. Onun dışında bir takım kaynaklar ölü doğumun veya düşüklerin de bir nebze olsun özellikle sağlık hizmetine erişimde problem yaşayan gebelerde arttığını ifade ettiler. Özellikle İngiltere datası var bununla ilgili. Yani bu tür gebelikle ilgili durumlar da maalesef COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle artıyor. Durum böyleyken özellikle 20. gebelik haftasından sonra enfeksiyona bağlı bu tür obstetrik problemler artmışken muhakkak ama muhakkak gebelere biz aşılamayı öneriyoruz. Aşının yan etkileri gebelerle gebe olmayanlar arasında aynı aslında. Çok yani majör değişiklikler, büyük değişiklikler olmuyor. Biliyorsunuz lokal problemler oluyor aşıda. İşte kolda şişkinlik, kolda kızarıklık, bazen kolda ağrı olabiliyor. Bu tür minor problemler, lokal problemler olabiliyor ama şu ana kadar Sayın Müdürüm'ün de ifade ettiği gibi %81.5 aşı oranıyla biz de hastanede yaptığımız gebelerde majör ciddi bir aşı problemiyle karşılaşmadık. Yani günde yaklaşık 1500-2000 civarında kişiyi aşılayan bir hani hastane olarak karşılaşmadık. Müdürüm bu verileri çok daha iyi, çok daha detaylı verecektir sizlere. O yüzden biz muhakkak ama muhakkak gebelikte aşılamayı öneriyoruz. Ben buradan bizi dinleyen, bizi izleyen herkese şunu sesleniyorum. Şu anda bizi dinleyen gebe varsa muhakkak koşa koşa gitsin, aşısını yaptırsın. Ya da yakını, akrabası, eşi, dostu gebe ise burada duyduğu bu doğru bilgileri, bu resmi bilgileri paylaşıp aşılamasını muhakkak sağlasın. Evet hocam, benim sorularım içerisinde vardı, siz cevabını verdiniz ama altını bir kez daha söyleyerek, gebelikte ne zaman aşı yapılmalıdır dedim, her döneminde yapılabileceğini söylediniz. Evet, artık her dönemde yapılabilir. Gebe kalmak isteyenler bir doz aşısını gebelikten önce yaptırmış ama müjdeli haberi mesela o interval arasında o ara zamanda almış, ikinci doz aşısını da gönül rahatlığıyla yaptırabilir. Bununla ilgili gerçekten büyük datalar var. Büyük ülkelerin dataları var. Bu datalara güvenerek çok daha mesela farklı sorular da olabiliyor. Hem aşıyla hem gebelikle ilgili. Belki ilerleyen zamanlarda hani konuşuruz ilerleyen dakikalarda. Bu tür şeyleri kesinlikle öneriyoruz biz. Evet. Şimdi Hakan Hocam, ben de aynı zamanda aşılama biriminde çalışıyorum. Hem gebe olanlar hem de emziren anneler geldiklerinde yine içlerinde bir ufak da olsa bir endişe duyuyorlar. Acaba bebeğime geçer mi ya da geçerse ne olur ben aşı yaptırırsam diye. Bu konuda birazcık kafa karışıklığı var. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet, Hakan Hocam da herhalde bir bağlantı kopukluğu oldu. Bu akşam teknoloji bize karşı direniyor ama biz bu canlı yayınımızı en güzel şekilde yapacağız inşallah. Evet Hakan Bey tekrar bağlanana kadar Sayın Müdürüm biz sizinle devam edelim. Şimdi biraz önce Türkiye'de aşılama oranında birinci olduğumuzu söyledik ama tabii geçtiğimiz hafta açıklanan veriler var. Vaka sayılarında son zamanlarda bir de Ordu'da yükseliş var. Bu yükseliş neden kaynaklanıyor? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Halkımıza bu konuda nasıl bir çağrınız olacak? Evet. Evet, teşekkür ediyorum. Aşılamada öndeyiz. Sıkıntımız yok. Zaten bir sıkıntı da burada başlıyor. Biz aşılarımızı yaptırdık. Rahatız. Aşı olduğumuz için artık bize
COVID-19 herhangi bir bulaşı olmayacak rahatlığı maalesef toplumumuzda bir anda oturdu. Bu aşı yaptırmanın bir yan etkisi bu olsa gerek. Çünkü insanımız ister istemez rehavete kapılıyor. İşte geçen yıl yaşadığımız kapanmalar gözden kaçıyor. Niye kapandığımız gözden kaçıyor? Baktığınız zaman genel itibariyle bu işin vaka artmasının ana temeli rehavet. Toplumda gezdiğimiz zaman göreceksiniz kapalı ortamlarda insanlar artık aşılı oldukları için, aşı yaptırdıkları için kendi özgüvenleri tavan yapıyor ve maskeyi ve mesafeyi bizim için en önemli iki kural, üç kuraldı bunlar maske, mesafe ve temizlik diye. Ama şu anda özellikle dikkat etmemiz maske ve mesafe noktasında insanlar hiçbir özen göstermez hale geldiler. Hangileri? Özellikle aşılı bireyler. Yani biz aşılı olduk, hastalanmayacağız, virüse yakalanmayacağız diye bir şey yok. Mutlaka korunmamız gerekiyor. Ne zamana kadar? Pandemi endemiye dönünceye kadar. Pandemi artık lokal oluncaya kadar, pandemi ya da tamamen silininceye kadar biz kendimizi korumamız gerekiyor. Bugün baktığımız zaman pandeminin başlama şeyine 2019 yılında, Türkiye 2020 yılında geldi. Bir tane vakayla başladı bu. O zaman o bir vaka devam edecek yine. Biz ne yapmamız lazım? Aşılansak da rehavete kapılmamamız lazım. Toplum olarak kapalı alanlarda, özellikle kapalı alanlarda maske, mesafe kurallarını hiçe saymamamız gerekiyor. Şu anda toplumda özellikle Karadeniz'de yaygın bir, bu ordu için geçerli değil, genel itibariyle baktığımız zaman Karadeniz'de yaygın bir vaka artışı var. Ne zaman? Özellikle Sayın Bakanımızın verileri en son 2-9 Ekim tarihlerinin arasını işaret ediyordu. 2-8 Ekim. Vaka artışları devam ediyor. O yüzden bizim toplum olarak özellikle bireysel tedbirleri öncelememiz gerekiyor. Ben özellikle burada bir konu sürekli gündeme getiriliyor. Okullar deniyor. Şimdi genel itibariyle baktığımız zaman biz aşılamada çok iyiyiz. Okullarda özellikle öğrencilerden istediğimiz şu bizim. Okulların kapanması ya da okulların tatil edilmesi değil de bireysel tedbirlerin öncelenmesini istiyoruz. Nerede? Evinden okula gelinceye kadar, okulda eğitim süresince, sınıfların havalandırılmasına varıncaya kadar, tekrar evlerine servislerine dönünceye kadar, ailelerine birleşinceye kadar, bu gidip gelmelerde geçen süre zarfında bireysel tedbirlere mutlaka kişilerin uyması gerektiğini salık veriyoruz. Bir de ne diyoruz? Aşı diyoruz. Yani bizim vaka artışına sebep benim özellikle altını çizmek istediğim, artık kış dönemine geldik. İnsanlar genel itibariyle kapalı ortamlara geçiyorlar. Mesela havalar soğudu bir ay 20 gün, bir ay 30 gündür yağmurlar var. İnsanlar genel itibariyle kapalı ortamdalar ve kapalı ortamda benim eşim dostum deyip onlarla maske ve mesafesiz bir arada olduğunuz müddetçe vaka artışı ister istemez olur. Bizim her halükarda yine bireysel tedbirleri öncelememiz gerekiyor. Her mahallede, her kapalı ortamda, özellikle gençler eğitim noktasının devamını istiyorsa ki devam etsin, kapalı mahallelerin açık kalmasını, alışverişin, ekonominin devamını istiyorsa ki devam etsin, o zaman bizler bireysel tedbirlerimizi çok 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 öncelememiz gerekiyor. Bunu yaparsak ne olur? Zaten aşılamada ordunun ciddi anlamda bir teveccühü var. Bunu da yaparsak o zaman vaka sayımızı otomatikmen aşağılara düşürmüş oluruz. Bir de ordumuzun şöyle bir şeyi var. Karadeniz'in daha doğrusu mobilizasyonun en yoğun olduğu bölge buralar. Yani en basit örneğiyle her evde mutlaka bir il dışı yaşayanı,
en az bir tane bireyi mutlaka var. Ya da bir birey burada, geri kalan kesim il dışında. Ve sürekli bir hareketlilik hali var burada Ordu ve Karadeniz için. O yüzden mobilizasyonun çok olduğu bu bölgede, bu lokasyonda buranın çok ciddi anlamda bireysel tedbirleri öncelemesi gerekiyor. Bu cenazede, düğünde, okulda, toplantı yaptığınız zaman, her alanda, pazar yerinde bireysel tedbirleri öncelemediğimiz zaman mutlaka viral enfeksiyon aramızda vaka olarak bize dönüş yapacak. Evet. Ben vakalar daha çok hangi yaş grubunda Ordu'da görülüyor diye bir soru soracaktım ama açıklamalarınızdan özellikle gençlerimize bu konuda daha duyarlı olmaları yönünde bir çağrımız evet, oldu. Evet. Gençlerin özellikle yakın aile bireylerini korumalarını istiyorum ben özellikle gençlerden. Çünkü gençlerde şöyle bir şey var. Şu anda ben arkadaşlarla yaptığım toplantılarda onu önceledim. Şu anda bizim mesela aşısız gruplarımız var. Belki ilerleyen şeylerde konuşuruz yine ama bunlar ben dezavantajlı grup olarak görüyorum. Bizim için de vaka olarak ortaya çıkması için de. Mesela bir aşısı yapılmış kişinin, bir aşı yaptırmış BioNTech ya da Sinovac, ikinci aşıyı yaptırmamış. Ya da Sinovac aşısı yapılmış, üçüncü aşıyı yaptırmamış. Ya da ilk çıktı biliyorsunuz, ilk bizim ülkemize gelen Sinovac'tı. Şu anda aşılamada en eski dezavantajlı olan iki tane Sinovac yaptıran. Üçüncüyü bilim kurulu tavsiye etti. Hala üçüncüyü yaptırmayan bir popülasyonumuz var. Yine özellikle genç kesimde kendilerine güvenerek, gençliğine güvenerek hiç yaptırmayan bir grup var. Yani bu sadece gençler içinde değil, diğer yaş gruplarında da var. Özellikle 35 yaş altı grupta bu daha fazla. Hiç yaptırmıyorlar. Niye? Ne gerek var? Zaten belki geçirmişizdir. Antikorumuz var deyip geçiştirenler, böyle inananlar var. Bunlar bizim için dezavantajlı grup. Bu gruplarla özellikle bizim tek doz aşı yapılıp randevu verilen kişilerin mutlaka aşı, ikinci aşılarını mutlaka yapılmalarını istiyoruz. İki doz Sinovac yapılmış, üçüncü dozu yapmamış, beş aydan fazla süre geçmiş insanlar, bireylerin mutlaka üçüncü doz aşılanmalarını mutlaka yapmalarını istiyoruz. Ve özellikle bizim mesela Sağlık Müdürlüğü olarak da diğer kamu çalışanları, diğer idari personeldeki arkadaşların da bu konuda gayretleri var. Hiç aşılanmak istemeyen bir popülasyonumuz var. Onlara da bir yolla ulaşıp onların da aşı noktasında hassas davranmalarını ve mutlaka enfeksiyon ve enfeksiyon hiç geçirmedilerse mutlaka bir an önce aşılanmaları gerektiğini özellikle salık veriyoruz. Hakan Hocam'ın mesela ilgi alanı özellikle toplumda bu çok yaygın bir şey haline geldi. Hamilelerin aşılanmaması bizim için bir anne, yani bir anne, bir bireyin ölümü, alemin ölümü olarak inanan bir milletiz biz, topluluğuz. O yüzden biz hamilelerimize hiçbir şey olmasını istiyoruz. Çünkü onlar iki canlı, üç canlı bireyler. Onların hiçbir şekilde bu şekilde COVID'e yakalanıp bundan dolayı hastalanması, entübe olmasını istemiyoruz. Yani bugün baktığınız zaman yoğun bakımlara, yoğun bakımlar, biz de bugün bir iki şey video çektik, bir iki röportaj yaptık mesela Sağlık Müdürlüğü olarak. Yoğun bakımda yatan bireylerin aşısız olduğunu, genel itibariyle de eksik aşılı olduğunu gördük. O zaman bunların bizim hastanelerde yatmadan, hastaneye gelmeden, COVID geçirmeden bir an önce aşılanmaları gerektiğine inanıyoruz. Ve aşılanmaları gerektiğini bilmeleri gerekiyor diye düşünüyoruz. O yüzden bizim şu anda aşı sıkıntımız hiç yok Ordu olarak. Baktığınız zaman bugün yeryüzünde, dünya üzerinde birçok devlet aşı bulmakta zorlanıyor.
Allah'a şükür bizde böyle bir sorun hiç yok. Aşı mevcudiyetimiz elimizde yeterince var. Yeter ki insanımız teveccüh etsin. Aşısı eksik olan bireylerimiz gelip aşılarını tamamlasın. Aşı olmayan bireylerimizi mutlaka ulaşacağız ve inşallah onları da aşıyla buluşturacağız. İnşallah. Evet, Sayın Müdürüm teşekkür ediyorum. Yine size kısa bir es verelim. Hakan Hocam'a tekrar dönmek istiyorum. Sorumu sormuştum ama hocam bir bağlantı problemi yaşadık. Gebelik ve özellikle emzirme döneminde annelerin aklında bir soru işareti var. Ben aşı oldum, hadi benden aşı çocuğuma geçer mi? Geçerse ne olur? Bir yan etkisi olur mu? Bu konuda bir kafa karışıklığını gidermek adına neler söylersiniz? Net cevaplar vereceğim bu sorulara. Çünkü herkesin aklında gerçekten böyle sorular var. Birçok anne adayı da bu sorulardan dolayı, kafa karışıklığından dolayı aşı reddine gidiyor maalesef. Şimdi aşı bebekte sakatlık yapmaz. Veri tarafta COVID-19 enfeksiyonunun da bebekte sakatlık yaptığına dair herhangi bir veri yok. Ya Allah'tan ki yok. Çünkü bazı enfeksiyonlar bebeğe geçtiğinde sakatlık ya da anomali yapabiliyor. Ama COVID-19'un böyle bir etkisi yok. Aşı bebekte sakatlık yapmaz. Aşı şunu yapar, güzel etkileri var. Hem anneyi korur hem bebeği korur. Çünkü aşı yapıldığında annede oluşan antikor plazenta dediğimiz bebeğin eşi vasıtasıyla çocuğa da geçer. Yani doğmuş çocuk aşılı olarak doğabilir. Biz o çocuğu aşılı olarak kabul edebiliriz, yeni doğanı. Bu da güzel bir şey. Yani aşılı bir birey doğuyor. Bu da yani annenin bebeğine verebileceği en güzel hediyelerden biri bence. O yüzden özellikle iki doz aşısını tamamlamış anne adayları bebeklerine böyle bir hediyeyi, böyle bir antikor hediyesini verebilirler. Bu bakımdan önemli. Diğer bir önemli bir nokta özellikle aşıyla ilgili. Hocam aşı gebelik problemlerini arttırır mı? İşte gebelik zehirlenmesini arttırır mı? Gebelik kuvvetini, herhangi bir gebelikle ilgili problemi arttırdığına dair bir veri yok elimizde. Yani aşının gebelikte problem oluşturacağına dair herhangi bir veri yok. Ve takdir edersiniz ki dünyada şu ana kadar epey insan aşılandı. Özellikle bazı veriler var. Özellikle Amerikan verileri var. Aşıyla ilgili İsrail verileri de var. Bunlar reel veriler, toplum verileri. Bunda gebelikle ilgili komplikasyonları ya da problemleri arttırdığına dair herhangi bir data yok. Herhangi bir veri yok. Ama şöyle verileri söyleyebilirim. Yani örneğin Amerika'da bundan yaklaşık 15 gün öncesine kadar yaklaşık 127 bin gebe COVID-19'da enfekte olmuş. Bunların yaklaşık 22 bin, 23 bin tanesi hastanede yatmış ve özellikle 271 gebe kaybı var. Yani gebe vefat etmiş, ölmüş COVID-19 nedeniyle. Şunu demeye çalışıyorum. Yani toplumsal rakamlara bakacak olursak, yani Türkiye'de de özellikle 100'ün üzerinde gebe kaybettiğimizi bu rakamsal işte şeylerle, aritmetik ölçümlerle aslında görebiliriz. Yani pandeminin başladığı günden itibaren bu şekilde bu rakamı belki ifade edebiliriz. Bu rakam çok önemli bir rakam. Çünkü Müdür Bey de ifade etti. Bir insanın ölümü bütün kainatın ölümü gibi bir şey. Ve bu gebeler birçoğu da vefat ediyorlar. Artlarına işte öksüz çocuklar bırakıyorlar. Yani o bazen özellikle gebelik haftasına bağlı olarak bebekleri yaşatabiliyoruz. Sezeryanla doğurtabiliyoruz ama maalesef anneyi kaybettiğimiz vakalarımızda maalesef oluyor. Türkiye'de de oluyor, bölgemizde de oluyor. O bakımdan aşının burada önemi o kadar önemli ki yani yuvalar yıkılmasın. Hani insanlar sağlıklarına bir an önce kavuşsunlar. Ve elimizde böyle bir imkan var. Bakın aşı çok kısa bir sürede bulundu. Yani böyle bir imkan olmayabilirdi. Şu anda aşıyı konuşmuyor olabilirdik. Müdürüm de çok güzel ifade etti. Yani aşı elimizde var, yeterli stok var, yeterli lojistik destek var. İl Sağlık Müdürlüğü, bütün kamu kurumları elinden geldiği kadar bu konuda gerçekten Ordu'da özellikle büyük bir sinerji var. Yöneticilerimizde büyük bir sinerji var. Müdürümüzün tabii önderliğinde. Yani çok güzel etkileşim var, sinerji var. Bunu bence toplum olarak yani kullanmalıyız, faydalanmalıyız ve bunu sağlığımıza direkt entegre etmeliyiz bu konuda. Ben bunları söyleyebilirim. Ben de hastanede görüyorum. Az önce müdürüm ifade etti. Gerçekten yoğun bakımda yatan hastaların %86 civarı aşısız. Kalan %14'ten de büyük bir bölümü dozlarını tamamlamamış. Ya da
o ikinci dozdan sonraki o süreyi tamamlamamış insanlar. Yani bu çok önemli bir veri. Aşının önemini ortaya koyuyor. Hastalıkla ilgili tabii çok konuşulacak şey var. Özellikle gruplarla ilgili çok konuşulacak şey var ama ben hani sorulara hani bırakayım onu. Çünkü ara sıra internet gidiyor. Ben biraz fazla da konuşayım bence. Hakkımı sonradan koyayım. Estağfurullah. Peki hocam, COVID-19'a yakalanan bir gebe, biraz önce bahsettiniz ama dediğiniz gibi internette kesilmeler oldu. COVID-19'a yakalanan bir gebe veya yeni doğan bir annedeki rahatsızlığın, hastalığın süreci nasıl ilerliyor? Daha mı farklı oluyor normal bir bireye göre? Ya aslında bu hastalık gebelerde yaklaşık %80 asemptomatik seyrediyor. Yani evet, hiçbir semptom vermiyor. Bizim özellikle uğraştığımız alan o %5'lik kısım. Yani 100 gebeden 5 gebe. Bunlar özellikle kritik hastalar oluyor. Yoğun bakım ihtiyacı oluyor bu hastaların. Ve yaklaşık %1-2 de maalesef kayıp oluyor bu hastalarda. %80 asemptomatik geçiriyor. Bunları bazen biz bilmiyoruz. Bazen böyle asemptomatik geçirdiği için hani test pozitifliğiyle tanı koyuyoruz ama o %20'lik kısımda çok iyi onları gözlemlemek lazım. Onları çok iyi semptom takibini almak lazım. Burada tabii filyasyon ekibine iş düşüyor, hastane görevlilerine iş düşüyor, biz hekimlere, doktorlara iş düşüyor. Evden takip ettiğimiz hastaları çok iyi takip etmemiz lazım. Onların semptomlarını, solunum bulgularını, laboratuvar bulguları tabii belki sonraki planda gelebilir ama özellikle işte solunum sayılarını, ateşlerini, bunları takip etmemiz gerekiyor. O önemli olan %5'lik kısmı yakalayıp onları erken tedavi başlamak, onlara erken destek tedavisiyle devam etmek önemli. Dediğim gibi gebelerde gebe olmayanlar gibi aslında seyrediyor hastalık ama gebenin mevcut gebelikle ilgili bir takım fizyolojik değişikliklerden dolayı hassas duruma geliyor özellikle COVID-19'da. Solunum problemleri daha sık yaşanıyor. Özellikle takipne dediğimiz soluk alışveriş sayısı daha artıyor. Kandaki oksijen basıncı dediğimiz ya da kandaki oksijen miktarı gebelikle ilgili olarak azalıyor ve biz bunlara ciddi destek vermemiz gerekiyor. O bakımdan yani önemli, yani gebelik gerçekten bu hastalık için ciddi bir risk faktörü. Evet. Peki hocam, bir sorum daha olacak. Anne COVID-19'a yakalandı. Daha doğrusu gebe anne yakalandı. Bu hamilelik sırasında veya doğum anında enfeksiyon bebeğe geçer mi? Ya da bebek enfeksiyonlu doğuyor mu? Bunu çok merak ettik. Pandeminin başında tek tük dünyadan vakalar vardı. İran'dan geldi vakalar özellikle. Tek tüktü ama şu anda biliyoruz. Gerçekten bu enfeksiyon anneden bebeğe geçiyor. Özellikle gebelik döneminde veya doğum yoluyla bebeğe geçiyor. Ama şöyle iyi bir haber var. Yani sezeryan ihtiyacı çoğu zaman olmuyor bu COVID-19 gebelerinde. Yani biz diğer obstetrik nedenlerden dolayı sezeryan yapıyoruz zaten, biliyorsunuz. Normal doğumu destekleyen bir kurum, yani Sağlık Bakanlığımız, Ordu İl Sağlık Müdürlüğü. Sezeryan oranımız eskiden pandeminin başında, bundan 2 yıl önceye kadar gerçekten yüksekti bu hastalarda. Ama artık bu hastanın da normal doğurabileceğini, eğer rezervleri yeterliyse, fiziki kondisyonları yeterliyse normal doğum yapabileceklerini, sezeryanın bebeği enfeksiyondan korumadığını bu süreçte öğrendik. O yüzden artık şimdi biraz daha rahatız o konuda. Yani bu hastaları normal doğuma, eğer uygun hastaysa, kondisyonu iyiyse, solunum problemi yoksa, rezervi iyiyse normal doğum şeklinde öneriyoruz. Tabii şöyle bir durum var. Birçok hastada da, böyle kritik hastada da çok fiziki kondisyonu uygun olmuyor. O zaman da biz sezeryanla bunların doğumlarını yaptırıyoruz. Evet. Hakan Hocam, çok teşekkür ediyorum. Sayın Müdürümüze tekrar döneceğiz. COVID-19 ile ilgili sorularımızı bitirmeden önce, biraz önce Sayın Müdürüm bahsetmiştiniz, aşısız gruplarımız var. Evet. Tek doz aşı yaptıranlar var. Bunun yanı sıra zannedersem, yani yine benim şahsen karşılaştığım, Türkovak aşısını bekleyenler var. Yani doğrusu gelsin onu yaptıracağım diye bekleyenler var. Bu insanlara karşı neler söyleyeceksiniz, çağrınızı alalım. Bir de çevreden duyduğu bilgilerle, özellikle sosyal medyadaki karşı gruplardan aldığı bilgilerle aşıya karşı olan insanlar var. Eminim ki onlara da bir çağrınız olacaktır. Teşekkür ediyorum.
Az önce saydım yaklaşık 4 grup bunlar. Ben kendi burada yapmış olduğum çalışmalarda edindiğim intiba. Mesela şöyle söyleyeceğim. Bizim hedef nüfusumuz Ordu'da şu anda 622.906 hedef nüfusumuz var. Bu hedef nüfusumuzdan bir doz aşılanan kişi oranı %86. Aşısı tamamlanan kişi oranı 79. Toplam bizim yaptığımız aşı ise 1.163.000 aşı yapmışız şu ana kadar. Bunlar BioNTech ve Sinovac aşıları toplamda. Ve bu aşıları biz tüm hastanelerimizde, aile sağlığı merkezlerimizde, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezlerinde uygulamaktayız. Bunda hiçbir şeyimiz yok, sıkıntımız yok. Ve vatandaşın teveccühü noktasında burada memnunuz. Ama bizim özellikle bu aşılamaları yaparken aşılayamadığımız, az önce bahsettiğim bir popülasyonumuz var. Yani bir doz aşı yapılmış, yani BioNTech, yani bir yolu bu kişi demek ki aşıya ikna olmuş ve aşı yapılması gerektiğini de düşünen kişi. Ama bir doz aşı yapılmış, her ne sebeple olursa olsun ikinciyi yaptı, randevu almış, randevu oluşturulmuş ya da randevuya da gerek olmadı çoğu zaman. Ama ikinci doz aşısını yapmaya gitmemiş. Böyle bir kesimimiz var bizim. Ya bu rakam küçümsenmeyecek bir rakam. Bizim için önemli. Ve bu kişilerin artık şuna karar verdik. Bu kişilere biz ulaşalım. Aile hekimlerimizde, sağlık müdürlüğü ekiplerince ulaşalım ve bunlara hatırlatalım. Hatta biz düzenli olarak o kişilere SMS atıyoruz. SMS'le de ikna olmayanlarımız var çoğu. Onları artık telefonla arayacağız, aile hekimleriyle arayacağız ve bunları ikna edeceğiz. Diğer bir grup, iki doz Sinovac aşısı yapılmış dedim. Ne zaman? Sinovac aşıları ne zaman yapmaya başladık biz? Ocak ayında. Ocak, Şubat 14'ünde. Ayında yapıldı. Ocağın evet. 14'ünde başladık. Yani ve yaşlı popülasyondan başladık. Şimdi bizim yaşlı popülasyonlarında mutlaka Sinovac sonrası üçüncü dozu mutlaka yapmamız lazım. İster Sinovac ister BioNTech. Ama bunu mutlaka yapmamız lazım. Hatırlatma dozu ya da çünkü aşının da bir bağışıklama süresi var. Vücuttaki antikorun düzeyi var. Etkinlik düzeyi var. Bunu mutlaka üçüncü bir dozda tekrar hatırlatıp kişiyi koruma altına almamız gerekiyor. İşte bu konuda bir il olarak üçüncü doz, iki doz Sinovac aşılanmış bireylerin özellikle üçüncü dozu mutlaka yapmamız gereken bir grup var. Bunun üzerinde aile hekimleriyle diğer sağlık müdürlüğünün TSM ve ilçe sağlık müdürlüğü ekipleriyle bir çalışma içine girdik. Yine aynı şekilde genç popülasyon dediğimiz 18 yaş altı okul çağı, lise ve ortaokula giden gençlerimizde bizim 12 yaş üzeri 18 yaş altı gençlerimizde aşılanmamış, aslında kendisine ulaştığımızda aşılanabilecek gençlerimiz var. Bizim bir an önce onlara sadece sağlıkçılar olarak değil, sosyal medya olarak, yazılı ve görsel basın olarak, aile bireyleri olarak, öğretmenleri olarak bir yolla ulaşmamız ve o bireyleri de mutlaka aşıya davet etmemiz gerekiyor. Bir grup var. Bir grup da az önce zat-ı halinizin buyurduğu aşı karşıtlarından etkilenip ya da sosyal medyada dönen olumsuz haberlerden, az önce Hakan Hocam işte gebelik noktasında çok net ifadeler kullandı. Onun gibi net ifadelerle buluşmayıp işte bu sosyal medyada dolaşan kafa karışıklığına sebep olan cümlelerle muhatap olup sonraki gelen doğru cümleleri
ne cümlelere kulağını kapatan bireylere ulaşmamız gerekiyor. Onlar hiç aşılanmamışlar. Bu yaş grupları dağınık bunların. Özellikle bu yaş grubu olarak da bunlar 35 yaş altı grup. 35 yaş, 19 yaş. Bunların bizzat ikna edilmesi gerekiyor. Bizzat ulaşılması gerekiyor. Bizzat bunlara doğru cümleleri kullanmamız gerekiyor. Ve bunları aşıyla buluşturmamız gerekiyor. İşte bunları da yaptığımız zaman biz şuna göreceğiz inşallah, onu ümit ediyorum. Şu anda hastanelerde şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Allah'a şükürler olsun. Biz geçen Şubat-Mart dönemine baktığımız zaman hastanelerimizde, sadece ordu için söylemeyeceğim bunu. Bak, ordudaki bizim durumumuz ortada, belli. İnşallah şehir hastanemiz yapılacak. Yapılıyor. İnşaatı başladı. Ama bir gerçeğimiz var. Fiziki mekan anlamında bir eksikliğimiz var ordu olarak. Buna rağmen biz orduda şu anda Şubat ve Mart döneminde geçirmiş olduğumuz yoğun bir hasta trafiğini yaşamıyoruz. Niye yaşamıyoruz? Şu anda elektif hastalarımızla buluşabiliyoruz. Cerrahi operasyon edilecek, acil dışındaki kronik hastalığı olanlar hastaneye gelip tedavilerini olabiliyor, hem kamuda hem özelde. Artı COVID hastalarımız da hastaneye geliyor. Yani buradan şunu demek istiyorum. Bizim şu anda hastane yükü oluşturacak bir durumumuz yok. Kısıtlamaya gidecek bir durumumuz yok. Yani bu sadece tek başına bireysel tedbirler değil aslında. Bu toplumun bağışıklamasının sonucu ulaşılmış bir nihai nokta bu. Yani bağışıklamanın bize kazanımları bunlar aslında. Az önce söylemiştim. Toplumda şu anda bir rehavet var. Vaka artışının sebebini rehavete bağlamıştım. Kişilerin bireysel tedbirlerine uymayışına bağlamıştım. Soğuk havalara bağlamıştım. Kapalı ortamlarda insanların rahat hareket etmesine bağlamıştım. Ama bak, buna rağmen şu anda hastanelerimizde hastane yükü oluşturacak doluluğumuz halen daha olmadı. Neye rağmen? Bütün hastaların hastaneden hizmet almasına rağmen bir sıkıntımız yok. Herhangi bir kısıtlama yok. İnsanlar rahatlıkla hem normal COVID hastaları hem temiz hasta dediğimiz hastalar hastanelerden hizmet alıyor. Yani şu burada özellikle benim ordulu hemşehrilerimize, bizi dinleyenlere söylemek istediğim şu: sosyal medyada dolaşan olumsuzluklar bir kenara koyup şu anda bizim gerçekleri görmemiz gerekiyor. Yani şu anda aşıyla beraber almış olduğumuz yol ortada. Evet. Ve hayat normal bir şekilde devam ediyor. Sıkıntımız yok. Onun öncesine baktığımız zaman, kısıtlamaların olduğu dönemde baktığımız zaman hastanedeki yoğunluk ortadaydı. Her şeye rağmen, kısıtlamalara rağmen, temiz hastalar hastaneye gitmemesine rağmen hastanede bir doluluk vardı. Şu anda Rabbime şükürler olsun, böyle bir sıkıntımız yok. Niye? Şu anda ordu olarak Bakan Bey'in açıklamış olduğu %81.7'lik bir aşılama pozisyonumuz var. İnşallah bu artarak devam ediyor. Güzel günler bizi bekliyor inşallah. İnşallah. Sayın Müdürüm, izleyicilerimizden gelen çok soru var. Bir tanesi dikkatimizi çekti, bizimle ilgili dikkatimi çekti. Sağlık çalışanlarında aşılama oranı nedir diye soru sormuş. Bu konuda genelleme yaparak bir şey söyleyebilir miyim? Sağlık çalışanlarımızda bizim ilk başladığımız dönemde şöyle söyleyeceğim ben. 12 bin küsuratı tam aklımda değil. Öyle bir şey, kaç tane kamu, özel fark etmiyor. Tüm sağlık çalışanları çıkardık. Ordumuzda 12 bin küsür tane sağlık çalışanımız vardı. Biz bunların ilk planda %83'ünü aşıladık. Sonra bu rakam %90'lara kadar çıktı. 90-91'lere kadar çıktı. Bu ilk dönem tutmuş olduğumuz rakamlardı. Tabii şunu özellikle söylemek istiyorum.
Bu arada bunu söylediğim dönemde bizim sağlık çalışanlarımız da COVID geçirdiler belli bir miktarda. Bunlar da beraber aşılama fırsatı olmadı. Belli bir kesimin, yani COVID geçiren insanlar aşılamadan bir süre mahrum kaldılar. Ama dediğim gibi süreç birbirini takip eden bir süreç. Aşılamanın ben şu an itibariyle kesin olmamakla beraber %95'in, sağlık çalışanları da %95'in üzerinde olduğunu biliyorum. Ama veri anlamında sorarsanız %91'lerdeydi. Ama hastalanıp tekrar aşılanan bireyler oldu. %95'in üzerinde olduğunu düşünüyorum. Evet. Peki efendim. Diğer bir konumuza geçmeden Hakan hocama yine bir soru soracağım. COVID-19 enfeksiyonu gebeler ve yeni doğanlarda, aslında cevaplamıştınız ama bir soru anlamında geldi. Ne gibi rahatsızlıklara yol açıyor? Yani herhalde biraz endişe var. O konuda bir sıkıntı var hocam. Onunla ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet. Şimdi onunla ilgili cevaba hani başlamadan önce Müdür Bey tabii ifade etti. Ben de şunu söyleyeyim. Gerçekten Ordu'da aşılama oranının ve pandemi yönetiminde böyle hani Türkiye'de gerçekten göğsümüzü kabartacak derecede güzel yol almasının en önemli nedenlerinden biri de orkestra şefi. Ben bu bağlamda müdürümüze teşekkür ediyorum sizin huzurlarınızda. Çok tecrübeli bir müdürümüz var. Çok iyi bir orkestra şefi. Bizleri çok iyi organize ediyor. Ve Ordu gerçekten bu konuda şanslı. Yani yeri gelmişken ben bunu ifade edeyim. Ve Müdür Bey'e de sizin nezdinizde, sizin huzurlarınızda teşekkür edeyim. Şimdi sorunuza gelecek olursam, özellikle COVID-19 enfeksiyonu ilk başta bir enfeksiyon hastalığı olarak düşündük. Fakat sonrasında görüldü ki bu özellikle damar endoteline, yani damarlara gerçekten sorun yaratabilecek bir durum. O yüzden özellikle gebelerde ve yeni doğanlarda olacak problemlerin tamamı nerede damar varsa vücutta oradaki problemler oluyor. Örneğin bu bir santral sinir sistemi problemi olabilir. Yani tamam bir enfeksiyon hastalığı ama özellikle gebelerde nöbetlerle giden, baş ağrılarıyla seyreden ya da bir kalp problemi olabilir. Bir perikardit dediğimiz kalp zarının iltihabı ya da miyokardit dediğimiz kalp kasının iltihabı şeklinde olabilir. Ya da özellikle ciltte yeni yeni böyle daha 1,5-2 yıl oldu pandemide yeni yeni semptomlar, yeni yeni bulgularla karşılaşıyoruz. Ta parmaklarda morluklara kadar varabilen ya da anksiyete, depresyon gibi psikolojik altyapıyla ilgili problemler yaratabilen bir hastalık. Yani yelpaze çok geniş. Özellikle gebelerde ve gebe olmayanlardaki semptom ve bulgular çok geniş. Ve her gün, her geçen gün yeni bir semptomla karşı karşıya kalabiliyoruz. Gözde nörit bulguları, optik sinir hasarları, efendim saç dökülmeleri, özellikle vücutta mesela kalple veya bağırsak sistemi, mide bağırsak sistemiyle ilgili birçok problemi görebiliyoruz. Yani bir enfeksiyon hastalığı gibi gözüküyor ama bu buzdağının gözüken kısmı, altta bir endotel hasarı, bir vasküler hasarla seyreden bir hastalık ve ciddi bir hastalık. Bu yani problemler hem hamilelikte hem aynı yaştaki hamile olmayan bireylerle hemen hemen aynı. Ama yeni doğanlar daha şanslılar. Özellikle infantil çocuklar dediğimiz yeni doğan dönemi ya da süt çocukluğu döneminde gerçekten şanslılar. Çünkü enfeksiyon daha hafif seyrediyor. Bulgular daha hafif. Onlara tabiri caizse virüs biraz daha nazik ve kibar davranıyor. O bakımdan yeni doğan çocuklar şanslılar. Onlardaki enfeksiyonları da biz genellikle annesi pozitifse çocuktan aldığımız bir sürüntüyle, nazofaringeal sürüntü dediğimiz sürüntüyle tanıyı koyabiliyoruz. Tedavileri de nispeten cevap veren durumda oluyor. Yani çok ağır durumları izlemiyoruz ama benim semptomlarla ilgili söyleyeceğim bilgiler bu kadar. Evet, Hakan hocam teşekkür ediyorum. Sayın müdürümüze tekrar döneceğim. Son bölümümüz. Sayın müdürüm, içinde bulunduğumuz Ekim ayı, 31 Ekim meme kanseri farkındalık ayı. Bu konuyla ilgili sağlık kurumlarımızda çeşitli bilgilendirici çalışmalar var, seminerler var, eğitimler var. Ben bu konuda halkımızı aydınlatmak adına size birkaç sorum olacak. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Kanser bulaşıcı bir hastalık mıdır?
Kansere yol açan sebepler nelerdir? Kanserde erken teşhis önemli midir? Bu konuyla ilgili görüşlerinizi alalım efendim. Ben özellikle söyleyemedim. Az önce buyurun. Sorunuza döneceğim. TÜRKOVAK mı? BioNTech mi? Sinovac mı? Evet. Bu çok soruluyor. Özellikle yaş grupları olarak hangisini yaptıralım diyorlar. Yani ya genel itibariyle sloganımız şu. Aşı olsun da hangisi olursa olsun. Ben genel itibariyle yaklaşımım o. Çünkü TÜRKOVAK'mış, Sinovac'mış, BioNTech'miş. Milli duygu anlamında TÜRKOVAK, tamam yapalım TÜRKOVAK. Yerli aşımız olsun ama şu anda yerli aşımız yok. Şu anda fırsatımız varken, yani COVID yakalanmamışsak, çünkü bu halen daha pandemi süreci devam ediyor. Halen daha bir salgın içindeyiz. O yüzden fırsat bulduk, Sinovac bulduk, BioNTech. TÜRKOVAK inşallah önümüzdeki günlerde vatandaşımızla buluşur. O zaman da TÜRKOVAK yaparız. Aşı yapılmayanlar için söylüyorum. Yani demem odur ki yaş grubu ne olursa olsun, az önce Hakan Hocam söylediği gibi hamileler de dahil olmak üzere hangi aşıyı bulursak onu yaptıralım. Burada kafa karıştıracak şeylerden uzak kalalım. Çünkü şu anda az önce söylediğim gibi elimizde aşı mevcudiyetimiz var. Hiçbir sıkıntımız yok. Ücret de alınmıyor hiçbir şekilde. Ve bunlar bizim için önemli argümanlar. Nasıl devlet hastanelerinde hiçbir şekilde hiçbir vatandaştan ücret alınmıyorsa, aynı şekilde aşı için de herhangi bir şey yok. Vatandaşımızdan tek beklentimiz aşıya inanmaları ve teveccüh etmeleri. Ve bu lanet dediğimiz ya da şey istemediğimiz pandemiden bir an önce kurtulmak ve bir an önce normal, eski normal olmayabilir belki ama normal hayata geçmek. İnşallah şimdi, efendim, en kısa zamanda geçeriz. Kanser haftası önümüzdeki ayda, bu hafta meme kanseri, önümüzdeki ayda akciğer kanseri. Bunun için de bir iki söyleyeceğim şeyler olacak. Kanser özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Bulaşıcı bir hastalık değil. Kanser doğru korunma yollarıyla önlenebilir bir hastalıktır. Kanser doğru korunma yollarıyla önlenebilir bir hastalıktır. Yani bugün kanserin temeline baktığımız zaman, yani önlenemez dediğimiz, korunamaz dediğimiz ne var? Kanser şey olarak genetik rahatsızlıklar var. Yaş faktörü var. Yani kanserin bir takım risk faktörleri var. Ya yani bunlardan önemlisi çevre, %90 etken. Diğeri ise genetik faktörler. İşte yaşmış, cinsiyetmiş, aile öyküsüymüş. Bunlar değiştirilemez. Bunlar önlenemez şeyler belki ama diğer dediğimiz %90 grup, çevresel etkenler. Bunları sayarsak işte beslenme var, hareketli yaşam var, tütün var, alkol var, güneş ışını var, radyasyon var. Ondan sonra enfekte ajanlar dediğimiz viral ajanlar var. Onun haricinde vücudumuzda önceden var olmayıp sonradan olan sebatten değişiklikleri fark etmek gibi bir sürü şeyler var. Çevresel etkenler var. Bu çevresel etkenleri, işte elimizde cep telefonlarımız var. İspatlanmadı belki ama bunlar da belli bir radyasyon şey yapıyor. Bu radyasyona maruz kalma, kötü beslenme, gıdalardaki bu durum ne yapıyor? Çevresel etkenler, bunlar kansere etken olan, %90 etken olan durumlar. Biz bu %90'la iyi mücadele edersek biz kanser önlenebilir bir hastalık diyebiliriz. Bu %90 etkenle iyi mücadele edersek kanser önlenebilir hastalıktır ve kanser bulaşıcı bir hastalık değildir. Rahatlıkla diyebiliriz. O yüzden
Bizler bu meme kanseri, mesela bu ayın konusu meme kanseri. Bugün özellikle kadın bireylerde meme SİHA görülme oranı çok yüksek. Yani bizim kadın ve erkeklerde en sık görülen kanser türü ne dediğin zaman, erkeklerde en sık görülen kanser türü akciğer SİHA, kadınlarda en sık görülen meme SİHA. Bunlarla ilgili baktığın zaman predispozan faktör dediğimiz bunları en çok oluş nedenini dediğimizde baktığımız zaman az önce söylediğim şeyler. Mesela akciğer kanserinde en önemli etken halen daha bizim toplumumuzda çok yaygın olan aktifi ve pasifiyle beraber sigara. Sigara akciğer kanseri hem bayanlarda hem erkeklerde çok fazla. Ama bayanlarda özellikle bizim sorunuzun cevabı en çok görülen kanser meme kanseri. Bu ordu içinde böyle, Türkiye içinde böyle. Bizim meme kanseri konusunda Sağlık Bakanlığımızın çok ciddi anlamda hem aile hekimleri hem de toplum sağlığı merkezi dediğimiz ilçe sağlık müdürlüklerinde KETEM'lerimiz, sağlıklı yaşam merkezlerimiz ve aile hekimleri kronik hastalıkları takip programlarıyla beraber tarama programlarımız var. İnşallah ilerleyen süreçte ordumuzda bizim vatandaşlarımıza dönük kanser taramalarını arttıracak bir takım proje ve eylemler içinde olacağız inşallah. Yani bu ordu sağlık camiasını bizim aynı şekilde okullarımızda, vatandaşlarımızla buluşturup bir nevi bir güzel bir proje yapacağız inşallah. Bu projeyle kanser taraması yapacağız. Hangi kanser taramalarını? Meme kanseri, kolorektal kanserler ve rahim ağzı kanseri. Bu üç kanser, saymış olduğum üç kanser. Mesela buna yine melanomları ekleyebiliriz, tiroid SİHA'ları ekleyebiliriz. Bunlar da yaygın toplumda. Bunlara dönük de çalışmalar yapabiliriz. Bu üç saymış olduğum kanser erken tanıyla hastalığın yaşam kalitesini, yaşam konforunu arttırabileceğiniz, tedavi edebileceğiniz üç tane kanser türü söyledim. Ne onlar? Meme kanseri, kolorektal SİHA, kolorektal dediğimiz bağırsak kanseri, bağırsak kanseri, diğeri de rahim ağzı dediğimiz kadınlarda görülen rahatsızlık. Üç kanseri tarama yöntemleriyle, toplumda yapacağımız taramayla, KETEM'lerle, sağlık yaşam merkezleri, aile hekimleri kronik tarama şeyleriyle, taramasıyla rahatlıkla toplumda normal bireyler üzerinde, hastalıklı birey değil bak, normal bireyler üzerinde yapacak olduğumuz taramalarla tanılarını ve tedavilerini rahatlıkla yapabilir. Bunları toplumda hiçbir hastalığımız yok diye dolaşırken erken tanıyla ileride doğabilecek kötü durumların bir an önce önüne geçmiş olacağız diye düşünüyorum inşallah. Efendim, ücretsiz mi olacak bu taramalar? Bu taramaların hepsi tamamen hani toplumda bir şey var, bila bedel derler ya, tamamen evet. Ücretsiz. Tamamen ücretsiz olacak ve bu devletin vatandaşa yapacağı en güzel hizmetlerden bir tanesi. Ve biz şunu özellikle söylemek istiyorum. Şu anda bizim KETEM'lerde olsun, hastanelerde olsun, meme kanserine dönük bir dizi faaliyetler pandemiye rağmen devam ediyor. Yani azalsa da bu taramaların sayıları devam ediyor. Kim de bunları tekrar söylüyor? Normal bireylerde. Bunların kendi içinde yaş grupları var. Mesela şöyle söyleyeceğim. Biz meme kanserinde 40 yaş 69 yaş arasındaki bayanlarda yapıyoruz bu taramayı. Kolorektal kanserde 50 yaş 70 yaş tüm bireylerde yapıyoruz. Serviks kanseri dediğimiz rahim ağzı kanserinde ise 30-65 yaş grubunda tarama yapıyoruz. Ve bu taramalar sonucunda hani biz şöyle söyleyeceğim,
sonunda bir şey arıyorsun. Yani bir normal bireylerde temennimiz odur ki bu hastalıkla karşılaşmak istemeyelim ama sonunda toplumda görülme sıklığı var. Görülme sıklığının sonucunda yüzdelik olarak belli bir orana karşı karşıya geliyorsun ve bir yandan da seviniyorsun. Niye? Bu insan daha kötü olabilirdi, daha kötü şartlarda hastaneye müracaat, doktora müracaat edebilirdi, çok geç kalınmış olabilirdi. Ve bununla muhatap olmadan erken tanısını koyuyorsun, yapılması gereken çok daha radikal işlemleri bir kenara atıyorsun, çok basit işlemlerle o kişinin tekrar normal sağlıklı hayata kavuşmasını sağlıyorsun. Yaptığımız iş aslında bu, çok basit. Erken tanı hayat kurtarır. Evet. Çok teşekkür ederiz efendim konuyla ilgili açıklamalarınız için. Ben bu noktada hemen Hakan hocamıza dönmek istiyorum. Emzirme ve meme kanseri farkındalıkla ilgili onun da mutlaka söyleyeceği şeyler vardır. Buyurun hocam. Şimdi müdürüm çok güzel ifade etti. Yani özellikle tarama testlerinin toplumsal farkındalığı için gerçekten çok güzel cümleler. Güzel bir cümle var, onları ben ayıkladım. Örneğin kadınlarda en sık görülen kanser gerçekten meme kanseri. Yaklaşık 8 kadından bir tanesi meme kanseri oluyor hayatı boyunca. Eğer ailesel risk varsa, genetik bir patern varsa %20, %25'e çıkıyor bu risk. Yani 4 kadından bir tanesi meme kanseri oluyor. Tabii tarama programları meme kanserinin tedavisini kolaylaştırıyor, erken tedavi imkanı sağlıyor. Bu bakımdan çok önemli, çok değerli ve 3 kanseri de, en sık görülen 3 kanseri de müdür bey zaten zikretti. Şimdi durum böyleyken acaba meme kanseri, serviks kanseri veya kolorektal kanserleri azaltmanın, önlemenin yolları var mı? Tabii ki var. Özellikle siz de az önce söylediniz, çocuk doğurmak ve emzirmek over kanseri ve meme kanseri için risk faktörlerini azaltıyor. Bu çok önemli bir şey. Bir kadın şayet bir doğum yapar ve emzirirse yaklaşık 4 kat meme kanseri olma ihtimalini azaltıyor. Yaklaşık 2 kat yumurtalık kanseri olma ihtimalini azaltıyor. Emzirmek bu noktada çok önemli. Emzirmenin sadece çocuğa faydası yok, emziren kişiye de faydası var. Bu minvalde, bu bakımdan bu söylediğiniz çok çok önemli. Tabii tarama programlarını çok güzel ifade etti müdür bey. Ben bir de bugünün önemiyle ilgili, şimdi her şeyi gebeliğe bağlıyorum. 21 Ekim Dünya İyot Eksikliği Günü. Aslında büyük bir halk sağlığı sorunu. İyot eksikliği gebelikte çok ciddi problemlere neden oluyor. O yüzden bütün gebelere biz iyot eklemesini öneriyoruz. Yani bütün gebelere diyetlerini iyotu eklemelerini öneriyoruz. Biliyorsunuz bütün tuzlarımız iyotlu. O bakımdan ben gebelikte iyot kullanımı ile ilgili de, madem hani bir halk sağlığı problemlerinden bahsediyoruz, bunu da ifade edeceğim. Bir de 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü. Gerçekten bu noktada pandemiyle savaşta sadece sağlık çalışanları değil, bizimle kol kola, omuz omuza mücadele eden kolluk kuvvetleri, mülkiamirler, gazeteciler, toplumu aydınlatan, bilgilendiren insanlar oldu. Ben bu bakımdan da hani bugün vesilesiyle onları tebrik ediyorum ve bunları ifade etmek istiyorum sizlere. Evet Hakan Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Yayınımızın artık sonuna geliyoruz. Bu güzel gecede izleyicilerimize teşekkür ederiz ama yine son sözlerimizi alalım. Hakan Hocam, yine sizinle başlayalım. Sonrasında Sayın Müdürümüzle vedamızı, kapanışımızı yapalım. Teşekkür ediyorum ben özellikle yayın için. Başta teknik aksaklıklar yaşandı ama sonrasında verilen bilgiler çok doyurucuydu. Ben de bazı rakamları, yani gerçekten burada net müdürümüzün ağzından dinlemek gerçekten çok keyif verdi bana. Ben herkese, bizi izleyenlere teşekkür ediyorum. Sizlere, sayın moderatöre ve sayın İl Sağlık Müdürümüze verdiği bilgilerden dolayı, kıymetli bilgilerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bizi izleyen herkese de ya bu yayınların devam etmesini aslında müdür beyden rica ediyorum. Çünkü gerçekten doğru bilgiye ulaşmak, kirli bilgiyi ayıklamak bu yayınlarla çok önemli. Özellikle aşı karşıtları, benim de bir takım sosyal medyada veya mecralarda aşı karşıtları beni de hedef almış durumdalar. Özellikle YouTube'da. Yani aşı karşıtlarına verilecek cevap en iyi bu olsa gerek. Özellikle resmi kaynaklardan, önemli insanlardan
ve iyi sağlık yöneticilerinden bunları duyması bu insanların çok önemli. Ben bu yayınların devam etmesini Müdür Bey'den arz ediyorum, istirham ediyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık diyorum. Evet Sayın Müdürüm, sizler neler söyleyeceksiniz efendim? Son cümlelerinizi alalım. Ben de teşekkür ediyorum. Özellikle saat 23'e yaklaşırken halen bizi dinleme lütfunda bulunan özellikle dinleyicilerimize, seyircilerimize ve değerli konuğumuz, konuk olduğumuz bu programın sahibi siz Barış Bey'e, Hakan Bey'e teşekkür ediyorum. İnşallah Hakan Bey'in temennisini ben aldım, kabul ettim. Buna dönük de bir hazırlığım var. İnşallah Ordu Sağlık Müdürlüğü olarak ilerleyen süreçte bu vatandaşa dönük doğru bilgilenmeyi zamanında yine bu şekilde sizler üzerinde inşallah buluşturacağız. Ben özellikle şu kanser konusunda göstermiş olduğunuz duyarlılık için teşekkür ediyorum. Kanser önlenebilir bir hastalık diyorum. Ve bunun için rakamsal olarak baktığımız zaman her geçen gün kanserden ölen sayıları gittikçe artıyor. 2040 yılına geldiğimizde kanserden bir yılda ölen vatandaş sayı, dünya üzerinde vatandaş sayısı 30 milyon olacağını söylüyor Dünya Sağlık Örgütü. Yani bu ciddi rakamlar bunlar. O yüzden bizim buna dönük olarak, toplum olarak bir eylem içinde olmamız gerekiyor. Bize düşen toplumu bilgilendirmek, bu konuda çalışmak, doğru bilgiyi doğru insanlara buluşturmak. Hakan Hocam'ın dediği gibi ve sizin dediğiniz gibi inşallah biz bu konuda daha fazla gayret sarf edeceğiz. Diğer bir konu aşılama dedik. Aşılama noktasında ben Ordu'ya, Ordulu'ya ve tüm çalışanlara ve bizi yöneten Sayın Valimize canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah bu konu pandemi biter, endemi olur. İlerleyen süreçte endemi olur ve bu süreçte bu şekilde atlatmış oluruz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Evet. Sayın Müdür, çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben moderatörlüğü bir kenara bırakıyorum. Bir sağlık çalışanı olarak sizlere teşekkür etmek istiyorum. Arkadaşlarım adına sürecin başından beri İl Sağlık Müdürümüz olarak sizler, idarecilerimiz, sevgili Hakan Hocamız, başhekimlerimiz, Sağlık Fakültesi Hizmetleri Müdürlerimiz, idari müdürlerimiz gerçekten hep yanımızda oldular. İnanılmaz destek verdiniz, bizleri motive ettiniz. Çok zor günler yaşadık. Ama sizlerin desteğiyle bizzat yanımıza geldiniz, destek verdiniz. Belki okuyabildiğinizi bilmiyorum ama sağlık çalışanlarımız yorumlarda bulundular. Hem bu akşamki yayından hem de sizlerin vermiş olduğu destekten dolayı teşekkürlerini ilettiler. Ben onların tercümanı olmak istedim. Ben onlar adına sizlere teşekkür ediyorum. Doktorundan sağlık çalışanına, temizlik personeline kadar tüm kolluk görevlilerimize, basın mensuplarımıza, vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Mutlu akşamlar diliyorum. Sevgili izleyiciler, bir başka programımızda görüşmek dileğiyle iyi geceler diliyoruz efendim. Hoşçakalın. İyi geceler. İyi geceler.